Bugün bir valimiz önemli bir açıklaması gündeme düştü. Aslında bu açıklamayı dün yapmıştı ama elbette Diyarbakır'dan yapılan bir açıklamaydı. Önce yerelde karşılık buldu. Ardından haber ajansları vasıtasıyla bizler de haberdar olduk. Vali Karaloğlu, Münir Karaloğlu, Diyarbakır valisi efendim, tedbir ve denetimler için Diyarbakır sokaklarına çıktı. O görüntüleri aktarmayacağım. İşte kafelere gidiyor. Çay salonlarına gidiyor, aile çay bahçesine gidiyor, restoranlara gidiyor, yolda yürüyenlere bakıyor, pazarları ziyaret ediyor, tezgah açanlara bakıyor. Hemen hepsinde işte dezenfektanın var mı, antiseptik var mı, bu konuda mesafeye uyuyor musunuz, pandemi ile ilgili açıkladığımız genelgeye hakim misiniz, işte para alışverişlerinden sonra elinizi dezenfektanla temizliyor musunuz, meyveleri verirken seçtiriyor musunuz, dokunmalarına müsaade ediyor musunuz? Arka arkaya bunları aslında söylüyorlar ve belki de bu süreçte aslında uyulup uyulmadığına ilişkin verileri daha detaylı bu şekilde denetimlerle yapıyor. Denetimleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor valiler. Bunu da belirtelim. Peki Vali Karaloğlu'nun hangi sözünü bu kadar detaylı bir şekilde konuşacağız? Efendim bildiğiniz gibi izolasyon ve karantina tabirlerini artık çok kullanıyoruz. Şimdi izolasyon meselesinde şu artık konuşuluyor. Hatta gelen genelgeyle yapılmaya da başlandı. Çeşitli YouTuberların da alındığından haberdar oldu vatandaşlar bu şekilde bir uygulamadan. O da şu. İzolasyona giriyorsunuz, koronavirüs pozitifsiniz ya da temaslısınız. Evden çıkmamanız gerekiyor. Bu konuda zaman zaman gelip sizi kontrol ediyorlar. Evde misiniz acaba yoksa dışarı çıkmaya devam ediyor musunuz diye. Geldiler ve sizi bulamadılar. Evde olmadığınızı tespit ettiler. İlk yapılan iş efendim karantina uygulamanızın, izolasyon uygulamanızın gerçekleştirilmesi için öğrenci yurtlarına gitmeniz. Hani bu haç dönüşünde yerleştirilen vatandaşlar, yurt dışından gelen vatandaşlar, pandeminin ilk dönemlerini hatırlayın. Bir anda boşaltıldı o öğrenci yurtları ve pandemi koşullarına uygun hale getirildiği söylendi. Daha sonrasında o pandemi nedeniyle işte izolasyona, karantinaya alınan kişilerin kaçışlarına vesaire bunlara şahit olmuştuk. Neyse sözü daha fazla uzatmayalım. Oraya götürüyorlar efendim. Orada kalıyorsunuz. 10-12 gün kadar orada kalıyorsunuz. Devamında çıkabiliyorsunuz. Tekrar negatife döndüğü takdirde testiniz. Peki oradan da kaçmanız durumunda ne oluyor? Vali Karaloğlu bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Aslında sadece yurtlardan kaçanlar için değil, evlerinde beklemeyenler için de. Ve çok çarpıcı bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bu izolasyondan kaçanlar aslında taksirle adam öldürme suçundan yargılanmalılar. Biz de böyle suç duyurusunda bulunuyoruz dedi. Hukuken bu mümkün müdür? Önce valiyi dinleyelim, ardından avukat Celal Ülgen'e soracağız. Bilerek, isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması taksirle adam öldürmek suçudur. Zaten şu anda biz bu yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz. Evet, avukat Celal Ülgen'e dönelim efendim. Vali Karaloğlu'nun bu açıklamaları gerçeğe dönüşür mü dönüşmez mi? Avrupa'da zannediyorum Finlandiya'da önce başlamıştı. Birkaç Avrupa ülkesinde daha bu konu tartışıldı. Yani izolasyona dikkat etmeyenler veya bilinçli bir şekilde kalabalığa karışanlar taksirle cinayetten, adam öldürme suçundan, öldürme suçundan yargılanmalılar mı? Kimi ülkeler bunları tartıştı. Birçoğunda elbette nihayete ermedi ama biz ülkemizde ilk kez tartışıyoruz. Bu denli bir elbette devlet aklı olarak niteleyebileceğimiz bir vali tarafından bir açıklama gelince kuşkusuz başkalarından da gelecek mi? Diyarbakır valisi der ki taksirle adam öldürme suçundan yargılansın izolasyona uymayanlar. Sayın Ülgen merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam. Şimdi Teşekkürler. evet yani çok zorlama bir şey bu öneri ya da suç duyurusu. Çünkü taksirle adam öldürme suçunun oluşması için mutlaka o hareket sonucunda bir kişinin veya birden fazla kişinin ölmüş olması veya hastalanmış olması gerekiyor. Şimdi örnek verirsek taksirle adam öldürmeye en yakın ve toplumun bildiği olay hangisidir? İşte tren kazaları, otobüs kazaları, otomobil kazaları, trafik kazaları. Trafik kazalarında bir kişi öldüğü zaman kusur oranına göre taksirle adam öldürmekten 2 yıl hapis cezası veriliyor. Şeyde tren kazalarında
birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına sebep olduğu zaman 2 yılda 15 yıl arası yargılanıyor hapiste ve o da taksirde ölüme sebebiyette. Şimdi burada bakarsanız mutlaka bir ölümün meydana gelmiş olması lazım. Şimdi diyelim ki bir kişiyi bahsettiğiniz yurtlarda tutuyorsunuz ve yurtlardan kaçtı ve gitti. Temas kurduğu kişi hastalandı ve öldü. İşte burada o kişiyle ilgili taksirle adam öldürmekten dava açılabilir. Açılabilir. Ama somut kaçanlar için suç duyurusunda bulunamaz. Yani şeyin hani ceza hukukunun temel ilkelerinden birisidir ya, ceset yoksa suç da yok diye. Şimdi burada da kaçtı ama kimseye bulaştırmadı. Yok böyle bir şey. Taksirle adam öldürmekten hakkında soruşturma açılmaz, dava açılmaz. Ancak somut bir şeyin olayın meydana gelmiş olması lazım. Kaçtı, okula gitti ve o okulda derse girdi diyelim, sınıfta öğretmen. Öğrencilerinden birisi de bu hastalığa yakalandı ve vefat etti. İşte adam öldürmeye, taksirle adam öldürmeye sebebiyetten hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilir. Yani sadece kaçma fiili yetmez. Vali Bey hukukçu olmadığı için, bir ceza avukatı olmadığı için kendisine söylenen şeyleri aktarıyor. Ama bu işin biraz daha bilinçlisi var. Bak onu da açık söyleyeyim. Buyurun. Bilinçli taksir denen bir sistem var. Yani nedir, o kişi dışarı çıktığı zaman eğer bir başkasına bu hastalığın bulaşması o kişinin ölmesine neden olacak diye bildiği halde çıkıyorsa, bilinçli taksir çok daha yüksek mahkumiyet getirir. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan daha ağırdır bilinçli taksir. Onun için bunlar olabilir ama sadece kaçış yeterli değil. Karantinadan kaçış ile ilgili suç duyurusunun bir anlamı olmadığı kanısındayım. Peki bu bilinçli taksiri biraz daha açalım. Az önce verdiğiniz örneği çeşitlendireyim. Şimdi izolasyondan uymuyor, evinde olmadığı tespit ediyor bir kişinin. Ekipler alıyorlar, yurda götürüyorlar ve yurtta da yazılı bir şekilde bir kağıt imzalatılıyor onlara. Deniyor ki buradan çıkmamanız gerekiyor. İzolasyon 10 gün, 12 gün, işte son dönemde temaslıysanız ve testiniz yapılmadıysa yine de 10 gün kalmanız lazım. 10 gün kalmanız gerekiyor. Eğer kalmadığınız takdirde dışarı çıkarsanız belki de bir kişinin canını almış olabilirsiniz. Bulaştırarak birinin canına pahasına bir etki yapmış olabilirsiniz diye bir kağıt imzalatılıyor. Bu kağıt örneğin onun bilinçli taksirle öldürme suçu için yeterli bir kanıt olacak mı? Oldu ki bu kağıdı imzalamasına rağmen yurttan ayrıldı. Hayır, o kişi gitti. Gördük birkaç gün önce haberlerde koronavirüs hastası birisi trafik kontrolü yapan bir polise gitti, sarıldı. Evet. Ve dedi ki bak sana da bulaştırayım dedi. İşte bilinçli taksir bu. Bu. O zaman olur. Ya da gitti kendi evine, annesine babasına sarıldı ve onların ölmesine sebep oldu. Bilinçli taksir bu. Ama somut olarak kaçma fiili tek başına taksirle adam öldürme kapsamına girmez. Peki, şimdi ülke genelinden örnekler vermek isterdim ama hiç duymadık. İlk kez Vali Karaloğlu'nun da açıklamaları nezdinde gündeme geldiği için belki de önümüzdeki dönemde bu mesele tartışılacaktır diye de düşünüyorum. Yargı anlamında değerli buluyor musunuz bu tartışmayı? Sağlık anlamında da elbette. Yani şöyle, bakın ülkemizde tren kazaları, işte göçükler, maden ocaklarındaki göçükler, böyle toplu ölümlerin sebep olduğu işte gruzu patlamaları filan, bunlar da hepsi taksirle adam öldürmeye girmektedir. Bizim ülkemizde bunların kılı kırk yarar gibi işlemediğini görüyoruz. Bu nedenle sağlık açısından bu nasıl işleyecek doğrusu merak ediyorum. Ama toplumun bilinçlenmesi ve
toplumun sağlığı için belli kurallara uyulması açısından eğer korkutucu bir etki gösterecekse bunun hakikaten uygulanmasında yarar olabilir diye düşünebiliriz. Yani birkaç emsal belki de salgının ciddiyetini anlatma açısından da önemli olabilir diyorsunuz. Fakat bir şey söyleyeyim, küçük Buyurun. Bir parantez açayım. Yani bu bir kişinin kaçıp bulaştırmasından çok bu hastalığın yayılmasında ihmali olan yöneticilerin sorumluluğu çok daha büyük. Tabii. Yani onlar da göz ardı bırakılmamalı sorumlular süreçteki. Evet, onlar da taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermekten yargılanabilirler. Yargılanabilsinler ya da. Peki Sayın Ülgen, bence çok ilgi çekici bir konu ve önümüzdeki dönemde belki de birkaç örnekle tartışılabilir. Geçmişte bu kadar kaçan oldu. Acaba onlar takip edilebildi mi? Ben açıkçası bunu da merak ediyorum diğer yönüyle. Filyasyon uygulaması eğer yeteri kadar sağlıklı işlemişse kimin nereye gittiği, kime hangi hastalığı bulaştırdığı ortaya çıkar. Hayır, şunu kastettim. Sayın Sağlık Bakanı bir canlı yayında da söylemişti bunu. İşte izolasyonda bulunması gereken bir kişi kaçıyor, gidiyor, bulaştırıyor ve bulaştırdıkları arasında can kayıpları da var. Böyle süper bulaştırıcılar tarif edilmişti. Türkiye'de de bir tanesinin örneğini Sayın Koca vermişti. Ölüme sebebiyet veren örneğin böylesi vakalar yaşandı. Örneğin onların yargı süreçleri demek ki hiç yapılmadı. Ve daha bugün yeni tartışıyoruz bu yüzden. Elbette. Yani biliyorsun hacdan gelip de köy düğününe gidip önüne gelene sarılan birisi vardı. Yani. Evet. Ve o köy karantinaya alınmıştı. Mesela Şile'de bir yer vardı. Bunun gibi yani bunlar hakkında herhangi bir şey yapılmadı bugüne kadar. Belki bundan sonra tartışılacaktır. Sayın Ülgen, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de Can. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Değerli hukukçumuz Celal Ülgen'e sorduk efendim.